Dem baş binerin aziz ye ekranın serhat nüfse deme ve hoş be. Me iro beri xoda herima cilemirge emi biçen gel ye cinnet u cahnemi u ciloyu. Ev der binavu denge u jihemi delava geçtiyar beri xo va saladaya ve herimi emi biçen hem qaşavi deri bikeşin hem ravşavi av havini bikeşin u hem ji ka geli veri çidi fikre u geçtiyar et veri kuy tatne veri çidi fikre emi ligel va hev peyvine ki biken varin em behevra biçin bibin mehvanin cilo gel ye cehennem u cinneti. Hocam şimdi bu cehennem deresi ve evet. Cennet deresi bu cilo tarafı diyelim yani bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Yani tanıtabilir misiniz? Şimdi tabii ki burası glasyal jeomorfoloji dediğimiz buzul jeomorfolojisinin konusu içerisine giriyor. Şimdi burayı tabii tek tek alabilir miyiz bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Dünyadaki buzulların yaklaşık %90'ı Antarktika'da ve Grönland'da. Orta kuşakta çok nadir yüksek dağlık alanlarda buzul görürsünüz. Türkiye bunun ender örneklerini kendi bünyesinde sergiliyor. Şu anda üzerinde yürüdüğünüz buzul alana biz aktüel buzul ya da güncel buzul ifadesini kullanıyoruz. Bunlar genelde bu süreçlerde kolay kolay ayakta kalmayan buzul kütleler ama yükseltimizden dolayı şu anda yanılmıyorsam 3200 civarında bir rakımdayız. Bu rakımda bizim Cehennem Vadisi buzulu dediğimiz bir güncel buzulun üzerinde bulunuyoruz. Şu anda bulunduğunuz alan sert bir kayalık alan gibi gözüküyor. Ama bu alanın bu hale gelmesini sağlayan, inanmayacaksınız belki ama tamamen buzullar. Burada akarsu aktif bir dış etken değil, asıl dış etken buzulun kendisi. Şurada gördüğünüz sarp kayalar ya da şu üzerinde bulunduğumuz alan tamamen buzul yavaş yavaş aşağı doğru dil boyunca ilerledikten sonra bu bölgede çok geniş bir alanda bizim tarn dediğimiz bir sirk oluşturmuş. Sirkin devamında da suyun biriktiği gölü görebiliyorsunuz, sirk gölü. Buzullar genelde hareket yönlerinde çıkış alanlarında bizim tekne vadi dediğimiz buzul vadileri de oluşturuyor. Burada bir buzul jeomorfolojisi ya da buzul turizmi için gelen insanların görebileceği bütün buzul çeklerini görebilirsiniz. Bakın şu üstte çok net bir şekilde bir hörgüç kaya görüyorsunuz. Normalde bizim müfredatımızda uzun bir dönem Türkiye'de hörgüç kayanın bile olmadığı söyleniyordu. Çevrede bol bol buzulların getirdiği moren dediğimiz toprakları ve til dediğimiz kalıntıları görüyorsunuz. Yani burası net bir şekilde bir insanın hem akademik anlamda hem bu anlamda kendini geliştirme anlamında ve araştırma yapma anlamında hem de turizm anlamında bir cennet. Tabii bu cennetin değerini bilmek lazım. Biliyorsunuz sosyal güvenlik gerekçesiyle uzun bir dönem bu bölge insanların bu tür faaliyetlerine kapalıydı. Ama süreç ilerledikçe farklı bir şekilde evrildi ve insanlar bu alanlara sokulmaya başladı. Bunun iyi yanı bizim böyle bir doğayla akademik araştırmaların dışında da normal insanların işte akademisyen olmayan ya da bu süreci bilmeyen insanların bile bu doğaya hakim olabilmesini sağlamak adına güzel. Ama bunu yaparken acaba ne kadar saygı duyuyoruz? Yani bizim halk arasında küresel ısınma dediğimiz bir süreç var. Bu süreci sadece karbon birikimiyle uzun bir süredir 1870'lerden bu yana özellikle sanayi inkılabından beridir insanoğlu hızlı bir şekilde yaşıyor. Bu süreç çok daha yoğunlaşmaya başladı. Nüfus arttı. Karbon izimiz çok daha artmaya başladı. Şimdi böyle bakir alanlara da insanların bu şekilde gelip pervasızca davranması belki az önce görmüşsünüzdür önünüzde bir sürü işte sigara izmaritleri ya da pet şişeler görüyorsunuz ki insan sayısı çok az. Şu anda ziyaretçi sayısı çok az. Bunun daha da yoğunlaştığını düşünün. Bu buzul sadece küresel ısınma ya da süreçle beraber değil de insanların bu pervasızca davranışlarıyla görünen o ki biraz daha hızlı bir şekilde bu
yapısını yitirmeye başlayacak. Hocam şeyi soracağım. Geçenlerde bu Satı Gölü'nde bir festival yapıldı. Evet. Yani çevre kirliliği yarattı. Evet. Şimdi burada da aynı bir insan yoğunluğu var. Bir ziyaret yoğunluğu maalesef. Var. Bu buzulların erimesinde etkili oluyor mu? Yok. Hayır. Yani buzulların erime süreci insanların faaliyetleriyle etkilidir ama turizm faaliyetleriyle birebir etkili olmaz. Bu bir turizm faaliyetidir. Bu sadece çevre kirliliği anlamında bir olumsuz süreç yaratabilir. Ama onun dışında buzulun erimesi, bakın şu anda altımızda üzerinde bulunduğumuz buzul 20 bin yıl ile 150 bin yıl arasında değişkenliğe uğramış olan bir buzul. Bu buzul kütlesini biz çok hızlı bir şekilde değiştiremiyoruz. Yani bizim coğrafyada değişkenliği çok zayıf ve yavaş olan bazı yapısal unsurlarımız var. Biz doğanın kendisini, bu yapısal unsurları hızlı bir şekilde değiştiremeyiz. Ama bu yapısal şekil üzerinde yapacağımız her türlü faaliyet doğadaki bazı süreçleri hızlandırabilir. Bu süreçler yüz binlerce yıla yayılırken bu kez on binlerce yıla yayılır. Bu belki bizim neslimizde çok kendini göstermez ama bizden sonraki nesillerde belki bu güzellikleri göremeyecekleri durumlar yaşanır. Buradaki bence en büyük risk o değil. Bence buradaki en büyük risk son yaşanan depremi biliyorsunuz. Son yaşanan deprem Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yaşandı. DAF beraberinde Hakkari bölümünün alt tarafına doğru iner. Çukurca ve Yüksekova tarafından aşağı doğru, kuzey ırağa doğru iniyor. Burada olabilecek herhangi bir deprem, yüksek bir deprem, şuradaki gördüğünüz kaya bloklarını kütle hareketi şeklinde aşağı indirebilir. Yani buraya yapılacak her türlü gezinin bu şekilde rahat bir şekilde olmaması lazım. Yani güvenliğin çok iyi alınması gerekiyor. Bu dünya ülkelerinde böyle. Maalesef biz o kadar rahat bir şekilde adım atabileceğimiz, yürüyebileceğimiz her yeri çok rahat bir şekilde istila edebileceğimizi düşünüyoruz ama doğa bazen buna karşı gelebilir. Ve bunun sonuçlarını çok ağır ödeyebiliriz, onu söyleyeyim. Nasıl önlemler alınması gerekiyor bu? Yani mesela küçük bir örnek vereyim. Sümele Manastırı'nda bu tür kaya kütlelerine çok güzel çelik bloklar yapılabildi. Çelik kazıklar ilave edilip işte ne derler ona, çelikten bazı ağlar örüldü. Bu tarz yapılar yapılabilir ama ben açık konuşayım. Ben olsam şu bölgeyi kapatır ve buzulun üzerine çıkmayı yasaklarım. Daha hayır, sürecin ilerlememesi için, hızlanmaması için bu. Yani insanlar şelaleyi karşıdan görsünler canım, dibine girmeseler olmuyor mu yani? Gidip orada ıslanmasak olmuyor mu yani? Çünkü ekolojik düzeni tam anlamıyla ortadan kaldırabilecek süreçlere tanık oluyoruz yukarıda gördünüz. Yani ben olsam, benim için iyi bir şey, ben glasyalcıyım, buzulcuyum. Ben, yani benim görmem ve araştırmam adına, fotoğraflarımı almam adına çok iyi ama bunu akademik insanlara bırakalım. Yani bu anlamda buralarda araştırma yapıp sürecin nasıl ilerlediğini tespit etmek isteyen insanlara bırakalım. Yani biz eğer kaldırıp bunu her sıradan vatandaşa, az önce yani yanlış anlaşılmasın, Hamile ablamız bile bu buzulun üzerinde yürüyor. Yani buranın bir sürü riski var. Yarıklar var gördüğünüz. Bilmiyorum hani diyelim ki burada bir kaza oldu. İnsanlar buradan neyle çıkarılacak? O yarıklardan neyle çıkarılacak? Ya da nasıl taşınacak? Sediyemiz var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Yani bu kadar büyük bir faaliyet yapıyorsak bunun mutlaka önlemini almamız lazım. Bu Cilo tarafını gelişim. Cehennem evet, Cilo'ya ilk defa geldim. Aslında her geldiğimde buraya gelmek istedim ama ilk defa yasal olarak giriş yapabildik. Evet. Peki yani Ankara'dan geliyorsun. Buraya nasıl bu doğa güzelliğini? Yani şöyle, aslında doğu gezilerini ben çok seviyorum. Turizmde de çalışıyorum. Özellikle doğu bölgelerin hepsine hayranım. Bura her yerden, biraz Tunceli'ye biraz benzettim ama her yerden farklı. Çünkü burası tam bir film platosunun içinde gibi hissettiriyor insana kendini. Mesela şu tarafa bakarken çok affedersiniz dengemi, oksijen de fazla, denge de sağlayamıyoruz. Bakarken şey diyorum, gerçek mi? Hani gerçek bir şeyin içinde miyim, bir masalın içinde miyim? O kadar güzel. O kadar güzel. O kadar güzel. Peki yani birçok yeri dolaştınız. Yani bu onlardan daha farklı mıdır burası? Yani şöyle, çok hafif Tunceli'ye benzettim. Ama o Çukurca kısmında çok az bir yer. Onun haricinde burası çok farklı. Yani ülkemizdeki hiçbir yere benzemiyor. Hiçbir şehre benzemiyor. Hepsinden daha nasıl diyeyim ya? Gerçek gibi değil burası. Peki buradaki şeyi de soruyor, buzulun erimesi de var. Ya evet, onu ben Ankara'dayken de sürekli takip ediyorum. Aşağı kısımlarda özellikle de inceledim. Yani bu doğayla mı alakalı, biz insanların gelmesiyle mi zarar görüyor, onu bilmiyorum. Evet. Küresel ısınma diyor, insanların ama toplu halde buraya ziyaret etmesiyle. Ama toplu halde derken bu kadar insandan olduğunu ben düşünmüyorum. Ya şeye de dikkat ettim. Mesela dün Berçelen'de de, bugün burada da insanlar, buraya gezmeye gelen insanlar, bu kadar yürüyecek insanlar sigara çöplerine kadar ayakkabı bağcıklarının içine koyuyorlar.
Diğer İç Anadolu'daki ya da diğer şehirlerdeki, Karadeniz'deki gibi mesela bir kirlilik yok. Çünkü gezen kesim bilinçli bir kesim burada. Yani en azından doğayı kirletmiyorlar. Ben bunun ondan olduğunu düşünmüyorum. Peki şey vardı, geçenlerde bir festival yapıldı. Yok onu hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim ben onu. Sosyal medyada bayağı da gündem oldu. Evet, onu ben de baktım. Hatta gelmeyi istemiştim. İyi ki de gitmemişim dedim ona. Çünkü hem çok kalabalıktı, hem yol müsait değildi ve orayı gerçekten doğacılar değil de herkes gittiği için kirlettiler. Üzüldüm. Ona üzüldüm. Çünkü izledim onu da. Bayağı bir kirletenleri, yolda kalanları hepsini gördüm. Acaba nasıl önlemli alınabilir bunun önüne gitmek? Ya onun herhalde o Yüksekova'nın belediyesiyle alakalı olması lazım. Hani festival hazırlamak kolay değil. Biz çok festivallere gidiyoruz. Ne bileyim, Adana'da yapılıyor, İzmir'de yapılıyor, Edirne'de. Belediye ne kadar düzgün, ya o belediyeye bağlı. Gelenlere değil, gelen geliyor. Yani misafir. Onu belediyenin organize etmesi gerekiyor. Organize eksikliği vardır diye düşünüyorum. Tamam. Ama o da yeni, çok normal değil mi? Evet. Yani turizm olarak yeni tanınan bir bölge. İnşallah zamanla daha güzel olur. Oldu, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çavani başı. Yallah sağ olun. Selamun aleyküm. Nafet abkhir. Noemi kerem. Kerem. Bu kerem ki cülemir gine? Ezi şemzin ona. Di şemzin ay. Beser cevap kırsan. Hatı bu seyran elbide. Eyvallah. Aslında mi mehaval zorun. Bistin. Tecara avli hatı yan. Tecara avli. Tecava did. Vazavi hoş bir yeri. Hadi ciyeki hazoy. Ciyeki kadimi yeri ola hoş bir can bir. Mürüt cihut ve cari, yani cari kişi bir binitin ha başa. Başa ha? Eyvallah. Tef cahitü çavetim sad heybetin. Ya heybetin ya. Evçiyo ne bar ki ne kul cülemir ya. Türkiye'yi de cihut ve çününe. Yani خدای چاو چکی نتود بینه یا خوش که بونه نه یا نه چاو دید آواوی هوایوی گلا خوش بی گلا خوش بی سار بی سار سار بونه یا همچونه بین شلاله ایجا او بایلی داد کره باران تا داد سرم امتر کرین سار امتر کره اما تی گور عمری خو ماشالله تی جیوانی تو خوش دید چی ها عمری من چند نشاد داد والا وصا بیجیم پینج و پینج در دورشیستی هیان نه Eko Şaban biji çık çık. Çık çık ha. Her ya Allah. Şey stupin. Çık. Hafti. Ne ola? Hafti ne? Nüzdü ki hafti mi? Ama tu hoş gerge ya. Hadi. Çiyoy mu? Hem küçük et çiyo ne? Çiyo mazım bine. Ne? Her ya Allah. Eko gütem zarukin çiyo ne? Her ya Allah. Eli de zışkot diye cülemir gitti. Ve aliydem. Bes gazında kısa hacı gele cülemir gidi becin ki yer kutine ve dire digerhen. O saat derduri pistik yani. Çöpet hatta ve nektirir. Hadi ya bu da bizim. Mateşte harini gel kona in oyra. Ve rakı jiri lola arabe me kavaltı verikir. Nuru jiri için ve deri koyun. Çöp hareket meciyete puşatit çöpa. Hani برادر این که چوب گوته ساته خوشه گوته والله سات از این چوب اما گوته چی جور دیگه نشم گوته وید پیس گیره هندی او قصد پیس گیره فستیبالی ها فستیبالی گوته اون پاکی بسات بجین اف جمعده کوه بجیم اف جمعده که ابنا نیزی برکی بری زاینی برکی بری زاینی اف جمعده هیا ده دی بجین ده حال ها یعنی تو آگاهیه ده چه آگاهیه تجیه ها خودی از چون زانم از چی بجمه ده تشتی هوتو از چی بجم از بجم یه دنیا هبی بفر هایی بیداری خلاص نبیا نبیا چه جا خلاص نبید تو چه گولاساتی بیری خوشن گولاساتی نه من ایتیه گولاساتی من ایتیه نه والا اما بیدر شمزینا هینتره نه شمزینا جیه هینی که تنه نه اری اساتمی خوشه کستان زومیت بلنده تنه خوشن باشه من باشه گلک ساق به گلک ساق به سلامت به قوت بید ورا سر چوان سر 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 نسل بردونز آنکارادن برای یول بودن یا من دوو زیارتی یپمی چوک سویورم ایک دفعه دوویه گلمیورم اما برایه ایک دفعه گلیورم هاریکا دون برچلاندایدک بگون بردایز هاریکا یعنی هاریکا کلمسیلی آنی هاریکا کلمسیلی نسا اچالم یعنی دوا هاریکاسا هاریکا گرسل هاریکا İnsana verdiği his harika. Ben de o dağ seyretmeyi çok severim. Dağlar harika yani harika. Bu dağlar da çok yüksek tabii. İlk defa bu kadar yükseğe çıktım. Yani bir daha gelir miyiz diye konuşuyorlar yolda. Ben bir daha muhtemelen gelirim. Bir şey soracağım size. Yani burada buzul erimesi var ve bunun sebeplerini de bize soruyoruz.
Yani küresel ısınma diyorlar, çevre kirliliği. Küresel ısınma var, evet, çevre kirliliği. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu turizm böyle artarsa daha da hızlı erimeye devam edecek maalesef. Yani nasıl önlem alınabilir? Bir kere çevreyle ilgili önlemlerin hepsi bu ısınmayla ilgili. Mesela en basit işte çevre temizliği kullandığımız deodoranttan tutun da ısınma yöntemlerimize varana kadar, değil mi? Kullandığımız enerji kaynaklarına kadar aslında her şey doğaya zarar veriyor. Biz insanız, biz doğaya zarar veriyoruz. Peki siz şey festivalinde vardınız, Sat Gölü Festivali'de? Yoktuk, biz bu hafta sonu geldik. İyi ki yokmuşuz ama. Orada çok sosyal çok medyada kalabalıktı. Gündem oldu ve kirlilik yarattığını söyledi. Evet, aynen öyle. Ama ben de iyi ki ona mesela gelmemişim dedim. Bilmiyorum siz bu cevaptan hoşlandınız mı, hoşlanmadınız mı, ama ben mesela bu kadar kalabalığın aynı anda böyle doğa harikası yerlere girmemesini tercih ederim. Değil mi? Yani daha böyle saf, temiz kalsın. Girilen her yer bir süre sonra zaten insanoğlunun kirletme özelliğinden ötürü hemen kirleniyor yani. Buranın bir 5-10 sene sonrasını bu festivaller devam ederse düşünemiyorum. Yani bu kadar güzel, el değmemiş güzelliği muhtemelen bulamayacağız. Demek istediğim o. Em hatin davya gerekhoa binerin aziz. Beli em çoğun herrima cilo medit. Gava tücü gündü derdi kevi despeki. Gelyek kur u sulavek anjiva ku herib dibêje binê sulavê te pêşwazî dike. Mirov dikare bêje kekî û xweşîkiriya dinyayê de ya her yek jî ew xweşîtiya wê sulavê ew kuratiya gelîw ew gîlê giyaw av û gehaniyê tuêne. Belê gava ti berbijûr ve ji bo qeşê gev çûy ji bo herêma qeşê diçûy Düzve deri dajî ciyayên bihêkbet bilind, serê xwe bilind kiriye ber erşê ezîm te pêşwazî dikin. Ciyayên bilindin te şaş û matmayî dihêlin. Serê xwe rakirye ji ber erşê ezîm. Ya dîtirê jî gava ti hatî cemê wê, gehaniyên wê û hema aliya ve ev der te pêşwazî dike. Gava ti hatî derbas bû geliyê cehennem û cinnetê, و دی مرو پرتری شاشو ماتمای تیله بلکی گله کس بیجه که گلو اف چه ناوی دجبری هفن بلی دی دیالتیکا کرده دا یعنی دجبری که یه بلی راستی اک به هیه که اف وی گلی اف ناوی جی خصوصیت که خواه یا خوزایی ورگرتیه گاوا دی بیت بحار اف گلی جنت و جهنمی وکی جنت ایلیتی او کس خوشی دبی، بدولا دبی، خوشیک دبی. گاوا دبی زبستان جی اف در وک جهنمی زور و زحمتی نخوش دبی. اساسی وی نافی خواه جوی آوادی دیگره، جوی اساسی دیگره. وی گاوا دجوی جی درباز بو دبر بر تیای جیلو و چوی تخواه جهان دل نیمیلی رشکو دهنگی جی قشی دبینی و تا او قشا که ونیا نیزیک 20,000 سالا حتی هی زیده تری جی دو تو دچی دبینی لهمبر وی خوشیکاتی د دیسا شاشو ماتوای دبینی و ادی تری کہانیت وی اواوی همه جهت وی گلو گایت وی کلیل کین وی اواوی هر در د تلت دناو شاشتی کیدان راستا ام شین بیجن افتیا اوینن خوشگونه دلالیه و حسکرنه که پرمزنه امی هاتن داویا برنامه خواه بمینم بخیر و خوشیده حتی جاره کدی لبنده آمده